Hepinize merhabalar dostlarım. Birazcık ara verdik YouTube'a çünkü üniversitemin sınavları vardı. Bu yüzden biraz boşlamış olabilirim buraları ama yine arada ara yine sizlere videolar çektim. Şimdi ise tam gaz bir şekilde devam ediyoruz ve bu yaz ayı boyunca potansiyeli yüksek kripto paraların hepsini bir güzel elimizde toplayacağız. Ben de sizlere bunların hepsini önünüze sunacağım ve siz de istediğinizi araştıracaksınız. Yani yaz ayına bomba gibi girip kışın ise bunların ekmeklerini güzel bir şekilde yiyeceğiz. Bugünkü konumuz DeFi Chain. Yani her zaman bahsediyorum ama benim kendi çalıştığım projenin bugün onun hakkında biraz konuşacağız. Çünkü yeni bir listeleme aldık. Yeni Zelanda borsasında listeleme aldık ve bunun hakkında konuşacağız. DeFi üzerinden DeFi Chain Staking'i hakkında konuşacağız. DeFi Chain nedir ve şu an alınabilecek seviyelerde mi? Bunun hakkında konuşacağız. Hatırlarsanız sizler için güzel stratejiler paylaştığım videolar vardı kanalda, iki tane. Bir tanesinde orada bahsediyordum ki ucuzlamış kripto para birimi fırsatından. Aynı şeyin şu anda DeFi Chain için geçerli. Bu yüzden bu konu hakkında birazcık sohbet edeceğiz. Umarım videoyu beğenirseniz, videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirim zilini açarsanız bu tarz potansiyel yüksek kripto para birimlerinden ve çeşitli fırsatlardan erkenden haberdar olabilir. Şimdi ise asıl konumuza geçelim. Arkadaşlar, DeFi Chain yeni bir borsada listeleme aldı ve Yeni Zelanda borsasında listeleme alan DeFi Chain'de henüz bir fiyat artışı görülmedi. Şu anda piyasa birazcık düşüşte olmasından kaynaklı Bitcoin'in manipülasyonuyla ve Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ile DeFi Chain'de bir düşüş söz konusu. Zaten geçtiğimiz günlerde Luna olayından dolayı birazcık etkilenmişti DeFi Chain. Çünkü stable coin'i olan kripto paralara birazcık güven azalması olmuştu ve piyasadan çok şiddetli bir şekilde para çıkışları olmuştu. Bu yüzden de DeFi Chain bu şekilde birazcık düşüş görülmüş durumda. Ama bu toparlamayacağı anlamına gelmiyor. Şu an ise benim sizlere sunduğum ucuzlamış kripto para birimi stratejisi ile DeFi Chain'den güzel kazançlar elde etme imkanına sahibiz. Ve hem DeFi Chain'in yükselmesinden kazanacağımız kazanç ve ayrıyeten de CakeDeFi üzerinden staking ettiğimiz zaman bize gelen staking ödülleriyle DeFi Chain elimizde bulundurduğumuz coinlerimiz hem artış gösterecek hem de DeFi Chain'in fiyatının artmasıyla beraber daha çok kazanç sağlamış olacağız. Mantık bu şekilde ilerlemekte. Katılabilirsiniz, katılmazsınız, sizin bileceğiniz kararlar. Her zaman zaten sizlere söylüyorum, ben burada sizlere yorum yapıyorum, araştırmalar yapıp sizlere fikirler sunuyorum. Bunlara göre sizler de hareket edebilirsiniz. Ama hiçbir şekilde sizlere yatırım tavsiyesi vermiyorum çünkü bu bir suç. Şimdi DeFi Chain'in piyasa değerine, fiyatına, sonra CakeDeFi üzerinden staking işlemlerine bakıp videomuzu sonlandıracağız. Sizlere geçen gün söz verdiğim staking'den pasif gelir elde etme videosunu da hazırlıyorum dostlarım. Onun için güzel bir zaman bekliyorum. O zaman diliminde direktmen yapıştıracağım kanala ve sizler de bu konu hakkında fikir sahibi olmuş olacaksınız. Evet, merhabalar tekrardan. DeFi Chain şu anda harbiden ucuzlamış kripto para birimi stratejisine girmiş durumda. Gördüğünüz gibi 4.5-4.60 centlerden şu anda 2 dolar 5 centlere kadar düşmüş durumda. Zaten 24 saatlik hacminden de gördüğünüz gibi %16'lık bir yükselişimiz var. Ve piyasalarımız ise gördüğünüz gibi KuCoin, Bittrex, Bybit, Uniswap, PancakeSwap, DeFi Chain DX, Bitrate, DeFi Chain DX tekrardan Doge DeFi almak için Hu borsası, LaToken, Bittrex, PancakeSwap, Hotbit. Bu tarz borsalardan DeFi Chain'i temin edebilirsiniz. Ben kendim KuCoin üzerinden DeFi Chain alım satım işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Aşağıda zaten indirimli linkleri koydum. DeFi Chain şu anda ucuzlamış kripto para birimi stratejisine girmiş durumda. Ve ileriki zamanlarda DeFi Chain'den güzel kazançlar elde edeceğiz. Çünkü pazarlama kampanyası olarak Otto 15 olarak bir etiket başlatmıştık Twitter'da ve bu pazarlama stratejisiyle ilerlemeye devam edeceğiz. Yani ilerleyen süreçlerde DeFi Chain'e 50 dolar yapmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Şu anda zaten ekibimiz çalışmalarına devam etmekte. Özellikle CakeDeFi üzerinden zaten CakeDeFi'ye bonuslar her zaman var. Şu an 40 dolardan 30 dolara düşmüş durumda staking işlemleriyle bonuslar alıyorsunuz. Bunlar için de detaylı videolar kanalda var. Tekrardan bahsetmek istemiyorum. Video çok uzayacak o yüzden. Yani bu şekilde. Şimdi ise
Cake DeFi üzerinden aldığımız DeFi chain'lere nasıl güzel kazançlar sağlayabiliriz? Staking işlemleriyle gördüğünüz gibi güzel kazançlar elde edebiliriz. Şu anda API oranımız düşük olması tabii ki bu durum için sıkıntı bir durum. Ama API oranımız şu anda %27'lik bir kazanç sağlıyor bize. Yani ufak bir hesap yapalım. Diyelim ki 1000 dolarlık bir yatırım yap ve bunun %27'sini bir alalım. %27 virgül kaçtı? 9. Yani %28 de geç. Hocam sil nerede? %28'ini bir alalım. 1000 doların %28'i 280 dolar yıllık. Ve bunu şöyle hemen bir silip 280 bölü 12 dedikten sonra eşittir diyoruz 23. Yani aylık bize, aylık bizlere DeFi Chain olarak kazancı 385 TL. Ama bu demek değil ki DeFi Chain hep bu fiyatlarda bize bu kazancı sağlayacak. Hayır. Bizlere DeFi Chain yükseldikçe bu kazancımız artacaktır. Tabii ki de düşme riski de var. Her zaman bu risk var. Ama sizlere kabataslak olarak bunu söyleyebilirim. Yani her türlü kazancımız olacaktır. Ve ben de zaten şu anda gizledim. Çünkü buna göre yatırım yapabilecek olan insanlar var ve bunu göstermek istemiyorum. Benim de şu anda stake edilmiş. Gördüğünüz gibi şurada işaretliyorum. Siz görmüyorsunuz. Şöyle bir yukarı alayım. Gördüğünüz gibi stake edip kitlediğim DeFi chain var. Bu yüzden yatırdığım miktarı gizliyorum. Çünkü buna göre hareket edecek insanlar var. Neden yapıyorsun diye soracak olurlarsa, çünkü herkesin güvendiği, inandığı bir proje var. Ve ben de bu projeye güvenip inandığım için stake ettim. Ve tam tamına 12 aylık bir freezer'la dondurmuş durumdayım ve freezer bonusları da aldım. Sonra DeFi Chain yatırma bonusu aldım, referans bonusu aldım. Yani güzel kazançlar elde ettik ve bunların videosunu da sizlere çektim. Dediğim gibi dostlarım, videomuz bu kadardı. Yani güzel kazançlar hep her zaman elde ediyoruz. Kripto paralar her zaman kazandırmaya devam ediyor ve ben de sadece kripto paralarla geçiniyorum. Ve bunları da sizlere anlatmaktan hiç çekilmeyeceğim ve devam edeceğim. Sizler de güzel güzel kazançlar elde edin. Oturduğunuz yerden sadece kazanç elde edebilirsiniz. Siz pasif gelir olarak yapın. Ben ise ana gelirim olarak kripto paralarla ilgilenmeye devam edeyim. Hepinize çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinize bol bol kazançlar. DeFi Chain'i araştırmayı unutmayınız. Video yatırım tavsiyesi değildir.